8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Kadın Dayanışması Platformu'nu desteklemek adına astroloji, yantra, spor ve diyetle ilgili sizden gelen sorulara cevaplar vermek istiyorum. Sizden gelen soruları tek tek okudum. Nasıl zayıfladığımla ilgili sorular soruyorsunuz bana. Nasıl zayıfladım? Profesyonel olarak haftanın 4 günü boks dersleri alıyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Beni doğru yönlendiren antrenörümün beslenmemle ilgili yaptığı müdahaleleri hayatıma uygulayıp ruhum meditasyonu sevgi, bedenim meditasyonu spor ilkesiyle sporu yaşam biçimi haline getirip bu anlamda da olumlu sonuçları aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum. Boksu neden tercih ettim? Tüm kasları çalıştıran, bedenin senkronizasyonunu en iyi çalıştıran spor dallarından biri olduğu için. Siz de bundan faydalanmak istiyorsanız Instagram hesabımızdan İstanbul Boks'u takibe alabilir. Birebir özel derslerle gerek boks antrenmanları, gerek diğer farklı spor dalları ile ilgili faydalanımlarda bulunabilirsiniz. Sizlerden gelen bir diğer soruda yantra nedir? Tüm Türk medeniyetlerinde, Osmanlı döneminde, padişahların kullandığı tılsımlı gömleklerde, matematiksel hesaplamalar, astronomik ve astrolojik gözlemlerle yapılan bir çalışmadır yantralar. Tüm Türk medeniyetlerinde, özellikle Osmanlı'da daha sıklıkla kullanılmış, günümüzde önemini tüm dünyada her 5 kişiden birinin kullanmasıyla koruyan, doğum haritalarımızda bizi zorlayan, engelleyen, aynı olay ve enerjilerin yaşamımızda sürekli tekrar etmesine sebebiyet veren, gezegensel yerleşimlerin yaşamımızdaki olumsuz enerjilerini iyileştiren, enerjileri yükselten bir semboller uygulaması. Bizim kültürümüzde özellikle Osmanlı padişahlarının müneccim başılar ve hattatlarla birlikte hazırladığı tılsımlı gömleklerde karşımıza çıkıyor. Çünkü hesaplamalar aynı ve 5000 yıllık bir kadim öğretidir bu. Doğum haritamızda bizleri zorlayan gezegen enerjilerini güçlendiren, her gezegenle ilişkili sembollerden oluşan bir uygulama. Düşünün şimdi hayatımızda sürekli zorlandığımız iş, aşk, sağlık gibi sorunlarımız var. Bu enerjileri dengelemek için bu sembollerden faydalanıyoruz. Yantralar, doğum haritalarımız incelendiğinde gezegen yerleşimleri gözlemlenip kişiye özel hazırlanmakta. Çünkü bizlerin tekrar doğum zamanımıza gidip yeniden doğma şansımız yoksa doktorun yazdığı reçete gibi öncelikle yantrayı kullanıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi gerçek bir astrolog tarafından yapılmak zorunda. Yantra bizim doğum haritamızda sahip olduğumuz zayıf veya olumsuz enerjileri dengeleyip zorlandığımız konularda bize yardımcı olacak. Fakat bu noktada çok dikkat etmeniz gerekli. Bir kişinin yantra kullanıp kullanamayacağı haritasına bakılmadan asla belirlenemez. Ve bunu sadece eğitimli uzman bir astrolog belirleyebilir. Ve yine ifade etmek istiyorum ki herkes yantra kullanamaz. Gün, ay, yıl, doğum yeri ve saatinizi astrodeha.com gönderip veya 0212 583 3275 0539 206 1953'ü arayarak bilgi edinebilirsiniz. Yantralarla ilgili konularda da lütfen taklitlerimizden sakının. 9 sene önce Vedik felsefe üzerine doktorasını yapmış bir astrolog olarak yantraları Türkiye'ye ben getirdim. Son araştırma kitabımda da Türk medeniyetlerinde astronomi, astroloji ve müneccim başılık tarihini araştırırken yantralarla ilgili bilgileri sizlerle paylaştım. Her duyduğumuz kristali, yantrayı gelişigüzel kullanmak faydadan çok zarar getirebilir. Yine sizlerden gelen bir diğer soru da ay burcu nedir? Karanlık geceyi aydınlatan, beyaz ve mavi ışığın harmonisinde ruhumuzun derinliklerine dokunan, aşka, sevdaya ilham veren ay. Ben ayın temsil ettikleriyle başlamak istiyorum. Pazartesi ay günü. Ayın sayıları 2, 12 ve 22. Madeni gümüş. Rengi gümüş beyazımsı, gri, açık, pembe ve mor. Fil dişi de ayın renkleri arasında. Ayın temsil ettiği çiçek, inci çiçeği, nilüfer ve beyaz zambak. Aynı zamanda da mor sümbül. Doğduğumuz anda güneş nasıl bir burcun içerisinde yer alıyorsa ay da bir burca yerleşmiştir. Ay doğum anında içinde olduğu burcun özelliklerini alır. Biz duygularımızı kadın veya erkek ay burcumuzun belirlediği şekilde hayatımıza yansıtırız. Astrolojiden daha sağlıklı bir şekilde faydalanmak istiyorsak mutlaka doğum anındaki güneşimizi, ayımızı, doğum saatimizi biliyorsak yükselen burcumuzu öğrenip günlük, aylık, yıllık yorumları üçünü birlikte okuyarak değerlendirmeliyiz. Astrolojide ay, anne, dişilik, duygular, bilinçaltı, romantizm, doğurganlık, kadınlar ve sıvılarla ilişkilidir. Ay her şeyden önce sağlığımızla da ilişkili. Özellikle kadınların sağlığı ay tarafından yönetilir. Ezoterik ruhsal astrolojide 7 yıllık devreler insan doğumundan itibaren başlar ve her devre belirli bir gezegen tarafından yönetilir. Birinci evremiz ay devresidir. İkinci devre Merkür, üçüncü devre Venüs, dördüncü devre Güneş, beşinci devre Mars, altıncı devremiz Jüpiter, yedinci devremiz Satürn olarak sıralanır. Birinci devre ay tarafından yönetilir, 7 yaşa kadar sürer. Çünkü yaşamımızın ilk dönemi çocukluğumuzun ayın yönetimindedir. Ay devresinde çocuk her şeyi yansıtarak, taklit ederek öğrenir. Ayrıca dişilik ve annelik gezegenidir ay. Annemiz çocuğumuzun ruhsal gelişiminin mimarıdır. Ay dişi bir güçtür. Bir erkeğin yaşamındaki kadınları ay burcu belirler. Bu kadın anne, kız, arkadaş, sevgili, eş, abla da olabilir. Erkeklerin haritasında ay burcu kadınlarla ilgili düşünceleri, kadınlarla olan duygusal bağlarını belirler. Doğum haritamızda ay sevdiği bir burçta ve uyumlu açılar yapıyorsa anne evladına oldukça düşkün olacaktır. Çocukla anne arasında çok özel ve güçlü bir bağ vardır. Ay doğum anında sert açılara sahipse anne çok baskın ve kontrolcü bir yapıda olur ve çocukla problemler yaşayabilir. Ay doğum haritamızda 4. evi yönetir. Ay duygusal hayatımızda davranışlarımızı yansıtış tarzımızı ortaya koyar. Ruh bilinçaltımız, duygusal konularda kendimizi savunma tarzımız ay burcumuzla ilişkilidir. Şimdi gruplara göre ay yerleşimine sahip burçları paylaşacağım sizlerle. Ay ateş grubuna Koç, Aslan ve Yay'a yerleşmişse kişi duygusal olarak kırıldığında şiddetli tepkiler verebilir. Sevgisi de hiddeti de son derece keskindir. Ay hava gruplarına yerleştiyse, yani ikizler, terazi ve kova burcuna yerleşmiş ay burcunuz, kişi duygusal konularda çözüm odaklı, kırıcı olmayan yaklaşımlar sergileyip, konuşarak, anlayışla her şeyin aşılacağına inanacaktır. Ay burcunuz toprak grubu olan Boğa, Başak veya Oğlak'ta yerleştiyse, kişi duygusal konularda oldukça sabırlı ve dayanıklıdır. Tepkilerini kontrol altında tutar. Fakat sinirlenip patladığında da tepkisi oldukça sert olacaktır. Ay burcunuz yönetici olduğu yengeçte veya su grupları olan akrep ve balık burcunda yerleştiyse kişi duygusal konularda duygularını en yoğun haliyle yaşayan tutku dolu bir yapıda olur. Sahiplenme duygusu da kaybetme duygusu da çok yüksektir. Alıngan yapısıyla çok çabuk kırılır ve tepkisini hemen belli eder. Ay aynı zamanda manyetik bir güce sahiptir. Bu etki denizlerde gelgit olaylarına neden olur. Duygusal geçişlerimiz, gün içinde değişen hallerimiz hepsi ayın yerleşimiyle ilişkilidir. Ay burcumuz ikili ilişkilerimizde özel hayatımıza ışık tutar. Batı astrolojisinde güneş doğum haritasının kalbiyken Hint astrolojisinde yani Vedik astrolojide ay büyük önem taşır. Ay büyümeyi, gelişimi, verimliliği temsil eder. Ay yaratılan ve büyüyen her şeyle ilgilidir. Bir bebeğin doğması, gelişimi, büyümesi, emek verilen bir işin zamanla büyüyerek başarıya ulaşması gibi. Severek, sabır ve emekle yaptığımız her şey o muhteşem ayla ilişkilidir. Ay yeryüzündeki tüm canlıları etkiler. Yapılan pek çok bilimsel araştırmada yeni aydan dolunaya kadar olan devrede hayvanların beslenmeleri daha verimli olup kilo aldıkları ortaya konmuş. Yine dolunaydan sonraki süreç kilo verdiklerini ortaya koymuştur. Bu etki insanlar için de geçerli. Özellikle Instagram hesabımızdan ve internet sitemizden İstanbul Boks'u takip edin. Kilo problemi yaşayan herkes, kadınların ve sıvıların temsilcisi ayın enerjilerinden faydalanabilir. Ayın konumu diyetle ilgili noktada bize çok fazla yardımcı olur. Yeni ay bırakmak istediğimiz alışkanlıklarımız için en uygun zamandır. Özellikle Koç burcundaki yeni ay enerjisi bırakmak, uzaklaşmak istediğimiz tiryakiliklerimiz için ideal bir zamandır. Ay fazlarını astrodeha.com gökyüzünde bugün bölümümüzden takip edebilirsiniz. Büyüyen ay fazı, ay ışığının büyüme dönemidir. Yaklaşık 14 gün sürer ve dolunay başlar. Büyüyen ay alma ve büyüme fazıdır. Pozitif etkiler toplanır ve depolanır. Dolunay kadar olmasa da duygusal konularda kontrolümüz biraz zayıf olur. Hassasiyetimiz yükselir. Bu dönemlerde bedenimizi güçlendirmeliyiz. Bağışıklık sistemimiz zayıf olur çünkü. Dolunay ise ayın 28 günlük turunun yarısını tamamlamasıdır. Dolunay günlerinde sorunlar, duygusal, ruhsal gerginlikler, baş ağrıları, huzursuzluklar, tartışmalar yoğunluk kazanır. Negatif enerjiler etrafımızda çarpışır. Bedenimizde yağlanmamızın artacağı günlerdir. Küçülen ay fazında ise güç ve enerji boşalır. Bu fazla bedenimiz güçlüdür ve gücünü kullanmaya hazırdır. İşte pazartesi başlayıp salı bozduğumuz diyetlerden uzaklaşıp zorlanmadan enerji harcayıp diyeti başlatıp sıvı ve toksin atmamızın oldukça kolay olduğu enerjiler hakimdir gökyüzünde. Dolunayın hemen ardından diyete başladığımızda olumlu sonuçlar alabiliriz. Ve unutmamamız lazım ki Avrupa'da tıp eğitimi alan hekimler astrolojiyi ders olarak görüyor. Tıbbın babası Hipokrat, astroloji bilgisi olmayan bir hekimin kendisine hekim demeye hakkı yoktur demiştir. Bu sözünün üzerinden asırlar geçmiş. Kendisi de pek çok hastalıkta, tedavide astrolojiden faydalanmıştır. Kaldı ki medikal astroloji başlı başına bir uzmanlık konusudur. Bu yüzden biz de günlük hayatımızda ay fazlarından, ayın konumundan faydalanabiliriz. Özellikle ayın konumu, bebeklerin yeni ayın ardından daha çabuk sağlıkla gelişmesi, dünyanın çeşitli ülkelerinde kanamanın yoğun olduğu ameliyatların dolunaydan sonra yapmanın daha uygun olduğunu tıbbi otoriteler açıklamışlardır. Sebebi ise bu dönemlerde yapılan ameliyatlarda komplikasyonlar ve kan kaybının çok olmasıdır. Yapılan istatistikler yeni ay ile dolunay arasındaki ameliyatlarda daha fazla kan kaybı olduğunu ortaya koymuş. Yine yapılan araştırmalar yeni aydan itibaren doğumlarda artış olduğunu da ortaya koymuş. Dolunaydan sonraki doğumlarda sorunlar biraz daha fazla. Bu süreçte bebekler sağlık sorunlarıyla zamanlamalara göre daha yoğun etkilerle karşılaşmışlar. Doğduğumuz anda ayın konumu çok önemlidir. Yeni aydan itibaren doğan çocukların diğerlerine nazaran daha zeki ve şanslı oldukları yine yapılan araştırmalarla ortaya konmuş. Dolunaydan sonra doğan çocuklarınsa başarıyı yakalamak için biraz daha fazla çaba sarf etmeleri ortaya konmuştur. Gelelim şimdi gerçek güneş burcunuza. Yine sizlerden gelen sorulara cevaben paylaşıyorum bunu. Doğduğumuz gün çok önemli. Kendimizi keşfedeceğimiz kozmik şifreler doğum günümüzde gizli aslında. Şimdi gelin sizlerle şifreleri çözelim. Astrolojide doğru bilinen en önemli yanlışlardan biri, Güneş'in her ayın 22'sinde bir burç değiştirdiği yanılgısıdır. Zodyak'ta burçlar kuşağında 12 burç vardır ve her burç 30 dereceden oluşur ve böylece 360 derecelik daire tamamlanır. Siz herhangi bir burcun son gününde veya son derecesinde yani sınırda doğduysanız, örnek vereceğim, 21 Mayıs doğumluysanız, kendinizi Boğa burcu zannediyorsanız aslında İkizler burcu ilk 10 gününde doğmuş, Merkür'ün tüm özelliklerini taşıyan biri olabilirsiniz. Güneş'in burçlardaki geçişleri yıllara göre değişir. Bazen 19'unda, bazen 20'sinde, bazen 21'inde de Güneş burç değiştirebilir. Bir burcun son derecesinde doğduysanız mutlaka profesyonel bir astrologdan yardım almalı. Sizlerle astrodeha.com'da paylaştığım doğduğunuz yıla göre doğduğunuz anda Güneş'in içinde bulunduğu gerçek burcunuzu ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Astroloji engin bir deniz gibidir. Ucu bucağı eşsiz ve gizemli. Peki sizler günlük hayatınızda astrolojiden nasıl faydalanacaksınız? Sizden gelen en çok soruların başında bu geliyor aslında. Örnek Koç burcusunuz ve bugüne kadar okuduğunuz yorumlarda kendinize özdeştirebildiğiniz hiçbir şey bulamadınız. Haklısınız. Dünyanın nüfusu yaklaşık 7 milyar olduğuna göre bunu 12'ye bölüp 5'te çarpsak ortalama aynı burca mensup 3 milyar insan çıkacak karşımıza. Fakat her biri aynı burca mensup olmalarına rağmen farklı karakterler, farklı özellikler, farklı hayatlar yaşayacaktır. Koç burcu biri hayatının en iyi dönemindeyken bir diğer koç insanı hayatının en zorlu deneyimlerini yaşıyor olabilir. İşte bunun için doğduğunuz gün ve doğduğunuz anda güneşin içinde yer aldığı burç son derece önemli. Güneş her gün 1 derece ilerler sevgili okuyucularım. Her burç yıllara göre değişiklik gösterse de genel olarak bir burçtan geçişi yaklaşık 30 gün sürüyor. Bir burcun ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 gününde mi doğdunuz? İşte kendinizi tanımanın, size karakteristik özelliklerinizi veren, Güneş burcunuzun tüm yansımasını öğrenmenizi sağlayacak anahtar budur. Instagram sayfamda, astrodeha'da ve astrodeha.com makalelerde gerçek Güneş burcunuzu, Güneş burcu tablosu bölümümüzü ziyaret ederek Güneş burcunuzun özelliklerini ve gerçek Güneş burcunuzu ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz. Gelelim bir diğer konuya. Sizlerden doğa olaylarıyla ilgili çok fazla soru geliyor. Mart ayı enerjilerinden bahsedeceğim şimdi sizlere. 2019 Mart'ı hem kişisel hem de toplumsal düzeyde olağanüstü değişim ve dönüşüm enerjisini beraberinde getiriyor bizlere. Küresel düzeyde politika, hükümetler, doğa olayları, bankacılık gibi alanları ön plana çıkaracak olaylarla ilişkili pek çok gelişme söz konusu. Bu alanlarda özellikle yıl sonuna doğru yaklaştıkça büyük değişimleri tetikleyecek enerjiler hakim gökyüzünde. Aslında 2019 enerjileri 2020'de de devam eden devasa enerji değişimleri için hazırlık aşaması anlamına geliyor astrolojik olarak. 2019 ay ve güneş tutulmalarıyla başladı. Tutulmalar sıklıkla değişim getirdikleri ve hayatlarımıza yeni bir yön verdikleri için her zaman çok güçlü ve çok önemlidir. Güneş ve ay tutulmaları, kadersel olayları ve hedeflerimizi gerçekleştirmek adına harekete geçiren enerjileri barındırır. Mart ayı boyunca önemli astrolojik olay, en önemlisi belki de devrimlerin gezegeni Uranüs'ün Boğa burcunda seyrine başlayıp 26 Nisan 2026'ya kadar da seyrini sürdürecek olması. Bugünlerde her birimiz 2018 yılında düşündüğümüz durumlara tekrar odaklanabilir. Melankoli, kaygı ve yanlış düşüncelerimizden uzaklaşıp irademizi güçlendirebiliriz. Değişmeyen tek şey değişimdir ilkesiyle hareket edenlerin yenileneceği son derece güçlü enerjiler söz konusu. Uranüs parayla ilgili yapıları ve önceliklerimizi yeniden değerlendirme enerjisini barındırmakta. Bu uzun süreçte bu enerjiyle her türlü güvenlik fikrini yeniden tanımlamamıza yardımcı olacak etkiler söz konusu. Her birimiz hayatımızın önümüzdeki 7 yıl boyunca önem kazanacak olan küçük devrimler ve zihniyet değişikliklerinden geçeceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Venüs enerjisi ilişkilerimizi duygusal bir bakış açısıyla hatalarımızla yüzleşmemize katkıda bulunup bozulan ilişkilerimizi düzeltmek adına bizi destekliyor. Geç kalmadan, pişman olmadan yeni bir başlangıç yapabiliriz. Yoğun bir sosyal yaşam, profesyonelliğimize, kişisel yaşamımıza yardımcı olabilir. Özellikle bizi doğru yönlendiren kişileri fark edip, söylenenleri dikkate alırsak ve başkalarını da düşünmeyi öğrenirsek, sosyal projelerin içerisinde yer alıp, hızla yol alıp, kalıcı başarılara imza atabiliriz. Maddi manevi kazançlı enerjiler söz konusu. Romantizm, duyarlılık, aşka can verecek harika enerjiler bu aylarda etkili olacak. Yeter ki kıştan sonra hayata geri dönüşün ilk belirtileri olan ilkbaharın getirisini fark edebilelim. Özellikle yaratıcı işler yapanlar başkalarının hoşnutsuz olmasına, karşı gelmesine, engellemesine rağmen bu transit geçişler altında korunup haksızlıkların altında kalmadan başarı ışığının altında parlayabilirler. İletişim söz konusu olduğunda bazı sorunlar yaşayabiliriz. Her birimiz için tartışmalar bitmez ancak gerçek bir sonuca da varamayız. Diyalog ve müzakereler karışıklığa neden olsun istemiyorsak, bizden farklı düşünenlere saygı duymayı, çatışmalardan kaçınmayı öğrenmeliyiz. Ayrıca Mart ayı boyunca sözleşmeler, imzalar, söz verdiğimiz konularda temkinli olmamızda da fayda var. Unuttuğumuz manevi yönlerde yeniden bağlantı kurarak ruhumuzu dinlendirip, yorgunluklardan kurtulup bilinçaltındaki arındırmayı gerçekleştirebiliriz. Anka kuşu küllerinden yeniden doğuyor. Fark edebilen, hayat sınavının öğretilerinden ders alabilenler için. Değişim, dönüşüm, yenilenme enerjisi. Şimdi devrimlerin gezegeni Uranüs'ün Nisan 2026'ya kadar Boğa burcunda yavaş ama etkili enerji sarmalına alıyor. Her yönüyle her birimizi istesek de istemesek de. Arkamıza bırakarak yürüyemez, geçmişe üzülerek günün getirilerinin güzelliğini göremeyiz. Bu büyük enerji toplumsal ve kişisel olarak ölü ruhlarımızı diriltmeye başlıyor. Uyanış ama kabussa ama bizi amaçlarımıza götürecek rüyaların gerçeğe dönüşmesiyle başladı şimdi. Hayatını gün doldurur gibi geçirenler yaşam denen yolun direksiyonuna istese de istemese de oturmak zorunda kalacak. Şimdi bu enerjiyi ya isteyerek ya fark ederek kendi hayatlarımızın kahramanları olmak için kullanmalıyız. Ve kendimize sormalıyız adil ve dürüst bir şekilde. Bu 7 yıllık döngüyü karşılarken beni ben yapan özelliklerimden taviz veriyor muyum? Kendimi seviyor muyum? Kendimi acıyor muyum? Şükrediyor muyum? Hatalarımı kabul edip ders alıp aynı tekrarlardan uzak durabiliyor muyum? Korkularım, takıntılarım, kaçtıklarım neler? Feda ettiklerim, kârlarım neler? Bedenime, ruhuma değer veriyor muyum? Kendim için yapmadıklarımı başkaları için yapıyor muyum? Başkalarının beni üzmesine izin verip kendime değil de başkalarına kızıp kendi özgürlüğümü kısıtlıyor muyum? Yapabileceklerimin farkında mıyım? Sevebilecek cesaretim var mı? Bu sorulara ne kadar dürüst cevaplar verirsek, verdiğimiz cevaplar gökyüzü enerjilerini değerlendirip hayatlarımızın karanlıklarını, yenilgilerini yeniden yapılandırmamızın da anahtarı olacaktır. Şimdi sizlerden gelen bir diğer soru. 30 yaşından sonra yükselen burcumuzun etkisine giriyor muyuz? Hayır, girmiyorsunuz. Bu kocaman bir safsata, astroloji bilimiyle uzak yakın alakası olmayan bir delinin ortaya attığı, kuyuya attığı bir taş. Gelin şimdi hep beraber doğrularla o taşı yerinden çıkartalım. Hiçbirimiz 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine girmiyoruz. Doğduğumuz andan son nefesi verdiğimiz ana kadar yükselen burcumuz değişmez ve asla doğum haritamızın kalbi Güneş ya da Ay burcumuzdan daha fazla etkili olmaz. Güneş, yükselen ve Ay burcumuz aynı burçta olmadığı sürece. Yükselen burç Güneş'in her sabah doğu ufkunda doğduğu derecedir. 120. günde anne karnında can bulan, şekillenen ruhun doğum anıyla tezahürün başlaması, dış dünyaya yansıyan yüzümüz, maskemiz, fiziksel özelliklerimiz, ruhun içinde barındırdığı gökkuşağının, hüznün, öfkenin, fırtınasının bedende şekillenmesi, bazen gözlerdeki derin bakışlar, bazen diplomatik tavırlarla insanlar üzerinde bıraktığımız ilk izlenimdir yükselen burcumuz. Doğum anımız Güneş'in doğumuna yakın bir saatte ise, Güneş'in içinde bulunduğu burç, örnek vermek gerekirse Güneş Boğa'da yükselimde olan burçta, Boğa burcunda olacağından hem Güneş burcumuz hem yükselen burcumuz Boğa olacaktır. Karakteristik özelliklerimiz, güven veren kararlı duruşumuzla dış dünyaya yansıyan yüzünüz olacaktır. Doğum saatinizden emin değilseniz yükselen burcunuzu bulamazsınız. Doğum zamanınızı kesin olarak çıkarabilmek için uzman bir astroloğa başvurmalısınız. Çünkü doğum saati çok önemlidir. Bu konuya hakim olan bir astroloğu tercih etmeli, yaşamınızda önemli olaylar, mezuniyet, evlilik, ayrılık, hastalık, yakınlarla ilgili olumlu veya olumsuz, ruhunuzda iz bırakmış olayların tarihlerini hazırlayıp, kendinizi keşfedip geliştirmeniz gereken yönlerinizi gösteren o muhteşem doğum haritasının rehberliğiyle tanışabilirsiniz. Astrolojide doğum zamanının doğru bir şekilde belirlenmesine rektifikasyon denir. Güneş burcumuz karakteristik özelliklerimizi, yükselen burcunuz fiziksel özelliklerinizi, Ay burcunuzsa duygularınızı, aşk hayatınızı ve bilinçaltınızı yönetir. Doğum saatinizi net olarak biliyorsanız astrodeha.com'u ziyaret edebilir, yükselen burcunuzu, özelliklerinizi öğrenebilirsiniz. Tüm Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlu olmasını, kadınlarımızın her zaman sevgiyle değer görmesini, tüm toplumlarda hak ettiği yeri almasını diliyorum. Her hafta farklı konu ve içeriklerle kanalımda sizlerle paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Sizler de astroloji ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altına yazabilir, konuların belirlenmesinde bize yardımcı olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.